Şimdi korona belasına da bir göz atalım. Korona belasında vaka sayıları artıyor. Ölüm sayıları maalesef yükseliyor. Ve tablo vaka artış hızına yetişemiyor. Olgu sayıları neredeyse günlük 50 bin düzeyine dayanmış durumda. Korkunç bir sayı bu. Bayramdan sonra bu oldu. Yani o insan hareketliliğiyle birdenbire patlama yaşadık. Bayramdan sonra vaka sayılarının hızla artabileceğine dikkat çekiliyordu. Korkulan tablo 5 gün gecikmeli açıklandı. İnsan hareketliliğinin en çok yaşandığı Kurban Bayramı tatilinden hemen sonraki 18-24 Temmuz haftası 365.424 kişi koronavirüse yakalandı. Vaka sayısı 15 günde 3 kattan fazla arttı. Haftalık tabloda hayatını kaybedenlerin sayısı ise 2 haftada 5 kat artarak 157'ye ulaştı. Bu artış normal değil. Sanki normalmiş gibi gösterilse bile bize öyle bir algı oluşturulsa bile bu artış normal değil. BA5 varyantı bugüne kadar gördüğümüz tüm varyantlardan daha hızlı, daha kolay bulaşabilir olması bu dalgayı öne çekti. Artık daha hızlı yayılıyor, daha kolay bulaşıyor virüs. Son açıklanan tabloda bunun kanıtı. Günde 50 binden fazla kişi virüsle tanışırken yaşamını yitirenlerin sayısı da 20'nin üzerinde. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Ertuğrul'a göre artık Eylül ayı için beklenen tablo çok daha ağır. Eylül'de büyük olasılıkla buna benzer bir dalgayla daha karşılaşabiliriz. Hastalık bu şekilde yayılmaya devam ederse hem de bundan daha kötü olabilir. Çünkü vaka ve vefat sayıları artarken tedbirsizlik sürüyor. Profesör Ertuğrul'a göre tek yol maske başta olmak üzere bazı kısıtlamaları yeniden hayata geçirmek. En önemlisi de tamamlayıcı doz aşıları aksatmamak. Maske kullanımı da dahil olmak üzere çok ciddi bir biçimde bağışıklama çalışmalarını hızlandırmak gerekiyor. Kapalı alanları, toplu taşımaları mutlaka ve mutlaka kontrol altına almanız gerekiyor. Ama bunları yapıyor muyuz? Hayır. Tam aşılılar için evet, soğuk algınlığı semptomlarıyla geçecek basit bir hastalık gibi görünebilir. Yalnızca koronavirüs değil, maymun çiçeği hastalığı da tehdit ediyor. İlk ölüm haberleri gelmeye başladı. Brezilya'da 1, İspanya'da 2 kişi maymun çiçeği hastalığından hayatını kaybetti. Yayılımı önlemenin ilk adımı sınırlarda ve havalimanlarında yapılacak sağlık taramaları. Bizim sınırlarımızda ne yazık ki hiçbir sağlık kontrolü olmadan insanlar rahatlıkla girebiliyorlar ve tekrar çıkabiliyorlar. Bu da bizi riskli hale getiriyor. Covid-19 açısından da, maymun çiçeği hastalığı açısından da böyle davranmaya devam ettiğimiz sürece de olgu sayılarını ve diğer kötücül durumları katlamalı olarak göreceğiz.